Erasmus bir Avrupa çapında üniversiteler arası değişim programı ve en son genişletildiği haliyle Erasmus Plus, Erasmus Artı programı Avrupa içerisinde eğitim, gençlik ile ilgili değişim ve kültürel destek programlarının genel adı. Süreç nasıl işliyor peki? Erasmus'a projeler dahilinde birimler, kurumlar desteklerini alarak kültürel ve eğitim faaliyetlerinde yer alıyorlar. Üniversitemizde KA103 program çerçevesinde bir öğrenci değişim programı yürümekte. Bundan yararlanmak isteyen öğrenciler ilanları takip ederek Erasmus öğrencilere ne kazandırıyor peki? Erasmus çok değişik bir deneyim. Yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunda başka bir kültürde arka planı tamamen farklı olan başka insanlarla birlikte elde edilen bu deneyim insanı çok geliştiriyor. En azından katılıp gelenler öyle söylüyorlar. Bulunmaz bir deneyim olduğunu ifade ediyorlar. Erasmus yapacak öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Öncelikle bütün planlamalarını önceden yapmalarını, bütün rehberleri, bütün belgeleri okumalarını detayla gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Daha sonra kendilerine güven duymalarını tavsiye ederim. Çünkü öncelikli şey yabancı bir ülkede yaşamanın gerektirdiği bir şey. Onun için cesaret ve planlamadır. Erasmus için gerekli belgeler, başvuru belgeleri, transkript ve başvuru formu, seçilen öğrenci belgeleri, karşı üniversite başvuru formu, yurt başvuru formu, öğrenim anlaşması, kabul mektubu, akademik tanınma, pasaport ve vize fotokopisi, Euro hesap not, Ziraat Bank ve Halk Bankası, İngilizce transkript ve öğrenci belgesi, hibe sözleşmesi, sağlık sigortası, OLS ve öğrenci kimlik fotokopisi. Dönen öğrenci belgeleri, katılım sertifikası, pasaport, giriş çıkış fotokopisi, nihai rapor, transkript, varsa biniş kartları, ödeme dekontları. Erasmus'a nasıl başvuruluyor? Erasmus'a başvurabilmesi için öğrencilerin önce bizim üniversite olarak ilana çıkmamız gerekiyor. İlana çıktığımızda biz başvuru tarih aralıklarını öğrencilerimize söylüyoruz. O tarih aralığında onlara verdiğimiz linkten online başvurularını yapıyorlar. Daha sonra başvuru evraklarını transkripleriyle beraber koordinatörlerine teslim ederek başvuru kısmını tamamlamış oluyorlar. Daha sonraki aşamada öğrenciler evraklarını teslim ettikten sonra yabancı dil sınavına giriyorlar. Tabii daha önce girmiş oldukları bir yabancı dil sınavı yoksa bizim üniversitemizin düzenlediği sınavların çünkü 2 yıl geçerliliği var. Yabancı dil sınavlarına giriyorlar hem yazılı hem sözlü olarak. Sonrasında biz notlarını hem ganolarını hem yabancı dil notlarını hem kriterlerini ve tercihlerini göz önünde bulundurarak yerleştirme yapıyoruz ve kazananları, yedek öğrencilerimizi ve kazanmayanları belirliyoruz. Erasmus'ta hak kazanan öğrenciler için belirli bir ders saati vermemiz çok zor. Çünkü Erasmus için genel kural 30 AKTS kuralıdır. 30 AKTS'yi sağlayan ders sayısı dersin içeriğine gidilecek ülkeye göre değiştiği için belirli bir ders sayısı yoktur. Önemli olan 30 AKTS'dir. Hak kazandıktan sonra tercih değiştirilebiliyor mu? Hak kazandıktan sonra tercih değiştirilmesi karşı kurumun bize vermiş olduğu kontenjana dayalıdır ve öğrencinin kurum değişikliği yapma konusundaki haklı gerekçesi de koordinatörlüğümüz açısından önemlidir. Öğrencilerin Erasmus'ta yaşadıkları zorluklar gittikleri ülkelere göre değişiklik gösterebiliyor. En sık yaşananlardan birisini söyleyebilirim. Burada ders seçimi tamamlandıktan ve learning agreement hazırlandıktan sonra karşı tarafa gittiklerinde belirlenen dersin açılmayacağı öğrenciye duyuruluyor ya da açılsa bile kendi ülkenin kendi ana dilinde açılacağı duyuruluyor. Ve bu durumda öğrenci ders değişikliğine gitmek zorunda kalabiliyor. En önemli zorluklardan birisi bu. Gittiklerinde bazen yurtla ilgili hani beğenmiyorlar ya da işte sorunlar çok nadiren olsa çıkabiliyor. Ya da gittikleri şehir biraz pahalı olabilir ama onun dışında giden tüm öğrencilerimiz mutlu dönüyorlar. Hatta genel itibariyle uzatma talebindeler. O yüzden çok büyük aşılmayacak zorluklar yaşanmıyor genelde.